Yenisi ise izlerim. Çekmeye başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu. Gülmeyeceğim. Peki. İnşallah biraz sonra yavaş yavaş heyecanınız gitmeye başlar. Kulakları en büyük hayvan hangisidir? Ömer Faruk. Yarasa. Soruyu doğru anlamadın galiba. Yanlış. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim, bu efektleri falan niye koyuyorlar amına koyayım? Kırarcısını yükseltiyor bir de demiş. Yanlış. Evet Berat. Tavşan. Sen de yanlış anladın galiba. Evet. Soru neydi? Kulakları en büyük olan. Kulakları en büyük olan hayvan, değil mi? Filin değil mi en büyük? Yarasa. Holmes gerçekten sigara istedi mi bu arada? Neyse, istediyse yazar bana herhalde şeyden, WhatsApp'tan, chat'ten, onu takip edemiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aile bağlarıyla alakalı bir soru. Annenin erkek kardeşine ne denir? Ömer Faruk. Yarasa. Evet Ahmet sen. Ya bu edit ya. Bu çılgın edit yapıyorlar. Annen erkek kardeşi nedir? Yarasa. Hay Allah'ım. Hafızlık okuyorum demiştin. Nerede okuyorsun? Medreseler hocam. Ya ne kamera Biraz daha kamera? sesli olarak Kamera söyle. kamera. Medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Medreseler okusun hocam. Biraz daha sesli olarak söyle. Medreseler okusun hocam. Fatih Medrese'nin hangi şubesinde okuyorsun? Beşer kişilik iki takım. Soruyu bak bitsin. Soruya hiç cevap veremeyeceksiniz. Onun için acele etmeyin. Soru bitsin ondan sonra, tamam mı? Evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. El ile annenin topu bir potaya atma. Çalışılan spor hangisidir? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim. Bir daha izleyeceğim orayı. Evet. Beşer kişilik iki takım halinde. Bitmedi. El ile annenin topu bir potaya atmaya çalışılan spor hangisidir? Evet Ahmet şimdi ver cevabı. Basketbol. Pekala 5 kişilik takım dediğim zaman aynı cevabı mı verecektin? Ne diyecektin? Söyle. Hakim medreseler okusun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bunu dikkatli yine bir şekilde dinleyin. Soru bitsin. Bitmeden basmayın. Ondan sonra Euzu bildiğiniz sorudan. billahimineşşeytanirracim. Bunu dikkatli dinlemeniz lazım. Böyle bir matematik. Ya burada şimdi yani tövbe tövbe yani şeyi montaja çok gülüyorum ya. Sorusu ama soruyu dikkatli dinlemeniz lazım. Tamam. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Soru bitsin. Bitmeden basmayın. Şimdi düğmelere çok fazla vurmanıza gerek yok. Tamam, Geçmeyeceğim oğlum, biraz dur. normal olarak vurun. Ne? Ya dur şimdi, buradan da çarpılacağız, şey yapmayın Yıl ya. çukunda kasap. Dünyamızı ısıtan gezegen. Ahmet. Ya cevabı sen zaten bilmiyorsun Ahmet. Yazık kafana. Soruya cevap vermek istiyorum lütfen. Yok, Ahmet bastı beni. Ahmet. Ne oldu? Nasıl 36'ya buldun? Ondan 24. sonra da siz nasıl 35 buluyorsunuz onu sorayım. 24 dedi 16. Tamam 12'yi topladım 36 buldum. Şimdi Ahmet sen 35'i nasıl buldun? Kafana yazık diyor ya bir Yazık de. kafana. Nasıl gidiyor heyecan falan durumları? Azaldı. Azaldı biraz. Azaldı. Ulan bu bizim klanda Melih var, ona benziyor lan. Aynı amına koyayım. Ahmet senin. Baştaki de Eray. Ahmet senin. Çok benzemiyor mu abi? Ya gördünüz mü? O zaman sadece direkt hiçbir soruyu sormayalım biz. Son soruyu soralım. Tamam. Son soruya kim cevap verirse o birinci olsun o zaman. Tamam. Aynı Melih lan. Bu Melih'in bir fotoğrafını bulsana rahane bana. Aynısı lan.
Sorumuz kolay bir soru olsun madem. İstanbul hangi bölgededir? Karadeniz. Tabii ki. İki tane 17 kaçı var? Evet. Bir dakika hocam. 34. He? 34. 34. Emin misin? Eminim. Soruyu anlamasam da olur. Ben bir basayım da sonra buluruz ya. Öyle mi düşündün? Bir anda herhalde aklımdan gitti. Yazık kafana. Abi çok değişik ya. Editler çok iyi değil mi? Ay.